Herkese merhaba arkadaşlar. Söke Serçin'deyim. Serçin çok güzel bir yer. Kısaca bahsedeyim. Ardından burada bir arsamız var. Onu tanıtacağım. Villa yapabileceğiniz, taş villa yapabileceğiniz bir arsa. Örnekleri de göstereceğim. Drone görüntülerini de izleyeceksiniz. Burası rahmetli Kemal Sunal'ın İnatçı filmi vardı. Hatırlar mısınız? Kesinlikle izlemişizdir. Hepimiz izlemişizdir. Özellikle yaşı biraz daha böyle büyük olan insanlar kesinlikle böyle 4-5 defa izlemiştir. İki tane köy var. Köyü almaya çalışan bir para babası var. Kemal Sunal arsasını satmıyor. En sonunda köprü falan patlıyor. Böyle güzel bir filmdi. Ardından burada 7. Koğuş'taki Mucize filmi çekildi. 2019 ya da 2020 miydi? O tarihlerdeydi. Hatta son sahneyi de hatırlarsınız. Aras Bulut çok güzel bir oyunculuk sergilemişti. Kızı oradan aşağıya doğru koşuyor. Burada birbirine sarılıyorlardı. Çok muhteşem bir sahneydi. Hepimizi duygulandıran bir sahneydi. Şu an oradayız. Papağan ölecek. Biz geldik! Biz geldik! Kızı! Ay çok hızlı! Drone görüntülerini izleyeceksiniz. Ardından arsanın orada buluşacağız. Arsayı anlatacağım ama bu evi de göstermek istedim. Bu evi kullanmışlardı. Çok da güzel bir ev. Tabi ön tarafını biraz daha değiştirip kullanmışlardı. Şimdi o kalmamış. Ama o sahneyi kesinlikle hatırlıyor olmanız gerekiyor. Eğer izlemediyseniz de o filmi izleyin. Bu arada ben size bir drone görüntüsü izleteyim. Çevreyi tanıyın. Sonrasında arsada buluşalım. Arsada konuşmamıza devam edelim. Ama havası, doğası mükemmel bir yer. Fiyatı da söyleyeyim. Gitmeden fiyatı da söyleyeyim. Bu arada 670 bin TL'ye sahip olabileceğiniz bir villa arsası arkadaşlar. Evet arkadaşlar, drone görüntülerini izlediniz, tanıtımımızı da izlediniz. Açılışı da o filmin çekildiği yerden yapmıştık. Çok güzel bir yer. Doğası harika bir yer, havası harika bir yer, göl manzaralı. Burada 332 metrekare arsamız var. Ve buna tek katlı taş güzel bir villa yaptırabiliyorsunuz arkadaşlar. İstenirse bir asma katla eklenebilir, iki katlı da olabilir. Hemen örnek şu villa gibi bir villa yaptırabiliyorsunuz. O villanın da paralelinde 100 metre aşağımızda kalıyor. Hemen şu yıkık kargir evlerin tapusu arkadaşlar burası. İçerisinde kargir ev yazıyor. Buna göre de yer yapıyorsunuz. Yoksa burada imarlı yeniden imar bulayım yapayım demeniz imkansız. Muhteşem bir doğası, muhteşem bir havası var. Rüzgar arkadan vurduğu için arkamı dönemiyorum ama şu arka tarafı da bir gösterir misin? Yol boyunca ailenizle durup oturabileceğiniz alanlar yapmışlar. O kadar güzel ki seyir terasları var. Muhteşem bir yer. Tepe kısımdayız. Bayrağı da bulmuşken buradan yapalım istedik çekimimizi. Çok güzel bir manzarası var. İnanın o kadar güzel ki. Hemen şu yıkık evin arkasında 200 metrekare bir arsamız var. İstenilen fiyat 850 bin TL arkadaşlar. Bakın ben size buranın en büyük arsa payına sahip arsasını sunuyorum. 332 metre. 670 bin TL. Gerçekten çok uygun bir rakam. Çok çok uygun bir rakam. Girin internet sitesini araştırın. Bu uygunlukta başka burada arsa bulamazsınız. Burası taş villa yapılacak. Çok güzel bir görüntüsü var. Harika bir görüntüsü var. Özellikle drone görüntülerinden daha muhteşem gözüküyor ki gelip de görmeniz lazım. Anlatmakla da olmuyor aslında. Gelip kesinlikle bir bakmanız lazım. Şurada da çalışmalar var şimdi. Villa yapmışlar. Ön tarafa güzel bir kamelya koymuşlar. Sonra bungalov bir ev yapmışlar buraya. Harika durmuş. Onun görüntülerini çektim. Videonun içeriğine bırakacağım. Drone görüntülerinde de izleyeceksiniz. Diğer tarafta da zaten genelde İngilizlerin yaptırdığı birkaç tane daha villa var. Onları da çekeceğim. Burada imar bulamadığınız için tapuda örnek vereyim kargir ev, tek katlı, iki katlı kargir ev yazması gerekiyor ki bir şey yapmanız için. Yoksa hiçbir şey yapamıyorsunuz. Cümleyi de toparlayayım. Çok da rüzgar var bugün. Tam şansımıza geldi. Yol da biraz uzak. Böyle geliyoruz ama muhteşem bir yol. Muhteşem bir yol. Harika bir yer. Bence yatırım için de uygun. İlerleyen dönemde çok daha karlı bir
ticaret de yapmış olursunuz ya da kendinize ev yaptırabilirsiniz. Az ileride bir tane ev var. Benim en beğendiğim evlerden bir tanesi. Burada bir doktorun, harika bir yer. Genelde gölden tekneyle geliyor. Böyle bir sandalla falan geliyor bazen. Harika bir görüntüsü var oranın da. Oranın da drone görüntülerini çektim. Orayı da izleyeceksiniz ama manzaraya bakar mısınız? Harika bir manzara arkadaşlar. Karşı tarafta zaten Söke Serçi'nin yeni yerleşim yeri. Oraya ulaşabiliyorsunuz. Market, restoran, her şeyi bulabiliyorsunuz orada. Söke'ye çok yakınız. Söke ile Didim arasında kalıyoruz aslında. Konum çok güzel. Şu şekilde bir ev yaptırıp, bu tabi daha önceki senelerde yapıldığı için çatı kısmını biraz daha böyle modern tarzda yaptırabilirsiniz isterseniz. Çok daha güzel olacaktır. Şunun hemen arkası, bunun hemen altı. Orada da böyle bir manzara var arkadaşlar. Biz böyle tepeden başlayalım istedik. Manzara hiç kapanmıyor. Bir de en geniş arsa burası olduğu için ön tarafını çok güzel bir bahçe olarak bırakabiliyorsunuz. Bakın, Balova, Bostik'i arsalarıyla aynı fiyata veriyoruz. Elektrik, su, her şey hazır. Her şeyle hazır bir yer. Muhteşem bir yer. Yol boyunca zaten ailenizle durup zaman geçirebileceğiniz gözlem kuleleri gibi böyle konaklama yerleri yapmışlar. Onlar da muhteşem duruyor. Şu görüntü zaten yetiyor bence. Harika bir görüntü var. O kadar büyük bir göl ki buradan Didim sınırlarına kadar devam ediyor. Bu tepenin arkasına da kadar devam ediyor. Kesinlikle gelip görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle gelip görmeniz gerekiyor. Biz geldiğimize sevindik. İkinci gelişim buraya. Hayran kaldım. Gerçekten hayran kaldım. İlk arsa alındığında gelmiştim. Bir de şimdi gelmek nasip oldu. Tabii o zaman gezemedik ama şimdi çok iyi gezdik. O ileri tarafları falan çok güzel bir yer. Muhteşem bir yer. Böyle kuşlar, böceklerin sesinde uyanıyorsunuz. Düşünün bir. Harika bir yer. Dediğim gibi güzel bir arsa. Çok uzatmak istemiyorum. Elimizden geldiği kadar yerleri net bir şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Buradan sonra gideceğimiz çok yer var. Çok çok yer var. Artık böyle Didim çevresine açılmaya başladık. Her yerde tanıtalım ki insanlar da istiyor. Buranın ilanını sahibinden.com'da da, bizim sitemizde de bulabilirsiniz isterseniz. Oradaki fiyat da güncellendi bu arada. Biraz daha yüksekli fiyat düştü. 820 bin liradan 670 bin liraya düştü arkadaşlar. Acil satılık burası. Acil ihtiyaçtan dolayı satılık. Yoksa kendilerine villa yapacaklardı burayı. Ama tabii ki şartlar el vermediği için, bazı şeylerin gelişemediği için satmak zorunda kalacaklar. Hemen şuradaki arsa göl bile görmüyor. 250 metre miydi? 260 metre civarında bir metrekaresi var. Tam hatırlamıyorum. 850 bin lira, 860 bin lira para istiyor. Çok büyük paralar bunlar. Ya da 870'te, tam hatırlamıyorum. Çok büyük paralar. Orada deniz görmeyen, pardon, göl görmeyen bir yer için. Ama burada göl manzaralı, önünüzde kocaman bir bahçeniz olacak. Harika bir ev yapabileceksiniz. Ortalama evin metrekaresi de 80-90 metrekarelik net bir kullanım alanı sunuyor. Kocaman da bir bahçeniz kalıyor. Tabii ki Balova ile Bostik ile kıyaslayabilirsiniz. Kıyaslayın da arkadaşlar, böyle yatırımlara açık olun. Çünkü bunlar daha çok para kazandırır. Daha çok getirisi olur. Daha hızlı bir dönüş sağlar. Bunları da değerlendirmek gerekiyor. Doğan Bey var mesela. Doğan Bey muhteşem bir yer. Doğan Bey'e bayılırsınız. Orada da çekimler yapacağız. Birkaç tane arsa geldi orada da. Onları da çekeceğiz zamanla. Ama burası fiyat olarak bana uygun olduğu için Didim'den kalktım buraya geldim. Bence burayı alın. Güzel bir yer. Sürçülisan ettiysek affedin. Tekrarlıyorum. Doğası mükemmel. O yol boyunca geldiğinizde zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Güzel bir yer arkadaşlar. Böyle burada güzel bir tanıtım yaptık. Çok uzun tutmak istemiyorum ki daha gidecek çok yerimiz var. Drone görüntüleri muhteşem. Videonun içeriğine de bırakacağım. Videonun sonuna da bırakacağım. 670 bin TL'ye 332 metrekare bir arsa sahibi olacaksınız. Hem de buraya hemen villa yapabileceksiniz. Güzel bir yer. Güzel bir fırsat. Kaçırmayın. Kendinize çok iyi bakın.